YatırımTrader beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar. Haftanın son işlem gününe girerken bugün önemli veri var yurt dışından. Fakat yurt içerisine döndüğümüz zaman dün enflasyon verisini karşıladık. TÜFE ve ÜFE rakamları arasındaki makasın açıldığını söyleyebiliriz. TÜFE beklentilerin altında gelirken ÜFE'de ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu. Bunlar bakalım Merkez Bankası'nın kararına nasıl yansıyacak? Tüm bu ayrıntıları konuşuyor olacağız. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman ise Borsa İstanbul'da 35 hisse artıda kapatırken 56 hisse ise ekside kapattı. Dolar TL'de tarihi bir kapanış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de yapmış olduğu röportaj sonrasında 8.80'lere geldikten sonra bir geri çekilme yaşamıştı. Ama dünkü rakamlara baktığımız zaman hem enflasyon hem de ABD'den gelen ADP özel sektör istihdam verilerine baktığımız zaman bir miktar daha beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte 8.70 üzerinde tarihi bir kapanış gerçekleştirdiğini de söyleyebiliriz. Bugün ABD'den tarım dışı istihdam verisi var. Beklentiye baktığımızda da beklenti 670 binin üzerinde bir beklenti söz konusu. Beklentilerin üzerinde mi gelecek veri? Buna yönelik de piyasalar nasıl bir stresi oynayacaklar? Bu dünkü gelen veriyle birlikte bir miktar daha stresin arttığını hem riskli varlıklardan çıkışında geldiğini söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarındaki tartışmalar devam ediyor. TÜİK tarafında tartışmalar devam ederken küresel tarafta ise dolar endeksindeki değer kazanımında devam ettiğini söyleyebiliriz dünkü gelen veriler dahilinde. Kripto para varlıklarda da bir gelişme var. Elon Musk'ın atmış olduğu tweetle beraber kripto para varlıklarda da bir değer kaybı söz konusu oldu. %5 üzerinde Bitcoin tarafında geri çekilme söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi günün önüne çıkan gündem başlıkları gelsin. Ardından rakamlara tekrardan değiniyor olacağız. Evet, gelsin bakalım ilk günden başlığımız. Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında geldi. Enflasyonda artış tam kapanmanın yaşandığı Mayıs ayında hız kesti. Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık bazda %0.89 oranında artış gösterdi. Nisan'da %17.14'e yükselen yıllık TÜFE Mayıs'ta %16.59'a geriledi. Çekirdek enflasyonda %16.99 oldu. Piyasada TÜFE'nin aylık bazda %1,5 ve yıllık bazda %17.4 oranında artış yapması bekleniyordu. Bazı ekonomistler Mayıs'ta tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlüklerinin nispeten daha güçlü bir enflasyona artış getirebileceğini de bekliyordu. Diğer tarafta Joe Biden ve Erdoğan görüşmesi Haziran ayının ana temalarından bir tanesi olmaya devam edecek. ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmede tüm ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra konularda yer alacak. Açıklamaya göre Biden 14 Haziran'da ayrıca NATO zirvesinde de katılım sağlayacak. Zirvede Biden'ın NATO'ya olan bağlılıklarını teyit edeceği duyuruldu. Biden öte yandan Avrupa ziyaretleri kapsamında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Johnson ile 13 Haziran'da ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile de görüşecek. Diğer tarafta JP Morgan'dan enflasyona dair bir yorum geldi. Enflasyon Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikasını değiştirmez ifadesi yer aldı. JP Morgan Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde rakamların aşağı yönlü sürpriz yaptıklarını ancak düşüşün esas olarak geçici faktörlerden kaynaklandığını bildirdi. Yıl sonu enflasyon tahminlerini %13.4'te tutmaya devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, yıllık enflasyonun Kasım ayına kadar %16 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesini beklemeyi de sürdürüyoruz. Bugün açıklanan verinin para politikası görünümü üzerinde anlamlı bir etki yapacağından kuşkuluyuz. İlk faiz indirimini hala Eylül ayında bekliyoruz dedi. JP Morgan raporunda erken bir gevşemenin lira üzerinde baskı yaratacağını, dezenflasyon sürecine zarar vereceğini de vurgulamış oldu. Diğer taraftan ABD'de hizmet sektörünün beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gördük. Market'ın açıklamış olduğu ABD hizmet PMI Mayıs ayında beklenti üzerinde yükseldi. ABD'de hizmet PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 64.7 puanla 70.4 puana yükselerek 70.1 puanlık beklentiyi aştı. Bileşik PMI ise Mayıs'ta 5.2 puan artarak 68.7 puana yükseldi. Ülkede COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle hizmet sektörünün talebinin artması
birikmiş işlerde artışa neden olurken sektörün de istihdama desteğini arttırdığını söyleyebiliriz. OPEC tarafından yine bu kez açıklama vardı. İkinci yarıda petrol arzı talebe yetişemeyecek. OPEC yılın ikinci yarısında petrol arzının talebe yetişemeyeceğini öngördü. Küresel petrol piyasalarında özellikle gelişmiş ekonomilerde görülen imalat ve hizmet sektörü rekorları OPEC ve OPEC artı ülkelerinin ikinci yarıda arzın talebe yetişemeyeceğini öngörmesi petrol fiyatlarını iki yılın en yüksek düzeylerine çıkardı. Brent dün Türkiye saati itibariyle 14.44'te 71.99 dolara yükseldi ve Eylül 2019'dan bu yana görmediği düzeyi görmüş de oldu. Evet, tüm bu petrol fiyatlarındaki fiyatlamalar bir miktar ABD'den gelecek olan verilerle birlikte riskli varlıklardan çıkışın oradaki iştahın bir miktar daha azalış gösterdiğini de söyleyebiliriz. Dün Borsa İstanbul nasıl kapanış gerçekleştirdi? 1428 puandan kapanış gerçekleştirirken 35 hissenin artıda 56 hissenin ise eksile kapandığını, hacmin halen daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'ye baktığımız zaman dün gelen enflasyon verileri ardından bir miktar daha yükseliş gösterirken Türkiye saati itibariyle 15.15'te açıklanan ADP özel sektör verisinin beklentilerin çok daha üzerinde çıkmasıyla birlikte ki oradaki beklenti 650 bindi. Gelen veriye baktığımız zaman 978 binlik artış görülmesiyle birlikte dolar endeksindeki yükseliş eğilimi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimiyle birlikte bir miktar daha dolar TL'de tarihi seviyede kapanış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 8.70'in üzerinde kapanış gerçekleştiren dolar TL'de an itibariyle baktığımız zaman 8.71.09 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL'de ise 10.55 seviyesinde. Sepet kurda 9.63 seviyesine kadar gelmiş bulunmakta. Gram altın ise 523 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altındaki yatay pozitif görünüm bir miktar daha dolar TL'den de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Dolar endeksi nasıl şekilleniyor? Euro dolar paritesine baktığımız zaman oradaki fiyatlamalar neler? Bir de onlara bakalım. Euro dolar endeksine baktığımız zaman dünkü gelen ADP özel sektör verisi, bugünkü tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olması sebebiyle de yine burada yükseliş için bir miktar daha kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. 90.57 seviyesinden işlem görürken euro dolarda ise 1.21'e kadar geri çekilme söz konusu oldu. Pound dolarda 1.40 seviyesi görülürken dolar yende 110.29 seviyesinden işlem görüyor. İsviçre frangına baktığımız zaman da burada da 0.90 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Dolar endeksinde bir değerlenme söz konusu olduğunu da söylemek mümkün. Hemen Asya piyasalarına bakalım. Dünkü gelen verilerin ardından piyasaya olan yansıması nasıl gerçekleşiyor? Çin Şangay Endeksinde 0.75 hacimle birlikte 3.661 puandan işlem görürken Japon Nikkei Endeksindeki puan 28.931, Hong Kong borsalarında 28.965, Güney Kore Kospi'de 3.238, Hindistan Sensex'te ise 52.234 puan görülmüş duruyor. ABD vadelilerdeki fiyatlamalar neler? ABD vadelilere bakacak olursak dün bir miktar daha gelen verilerin iyi olması, ardından Fed bölgesel başkanlarından yapılan açıklamaları da takip ederken Dow Jones vadeliye baktığımız zaman yatay bir pozitif görünümle birlikte 34.603 puandan işlem görürken S&P 500 vadelide ise 4.191 puandan işlem görüyor. Nasdaq vadelisine bakacak olursak burada sınırlı bir yatay görünüm, sınırlı bir negatif söz konusu, 13.523 puandan işlem görüyor. Ana tema bir miktar daha gelen verilerle birlikte 10 yıllık tahvil faizleri oluşacağını da söyleyebiliriz. 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman 1.62 seviyesinden işlem görüyor. Bugünkü gelen verinin ardından buradaki şekillenme ne olacak? Yine bunları konuşuyor olacağız İsmet Demirkoğlu'la birlikte. ABD 30 yıllığına baktığımız zaman 2.30 seviyesinden işlem görüyor. Peki bunun MTA'ya yansıması, altının yükselişini geçen hafta ana tema olarak işlerken bu haftaya baktığımız zaman gelen enflasyon verisi beklentisi bir taraftan istihdam tarafındaki beklentilerin üzerindeki iyileşmeler altın tarafından çıkışı da getirdi. 1869 dolara kadar gelmesini sağladı. Brent petrol ve ham petrol dünkü çıkışlarla birlikte OPEC tarafından yapılan açıklamalarla birlikte yükseliş söz konusu olmuştu. An itibariyle baktığımız zaman yatay görünüm korunmakla birlikte Brent petrolde 71 doların üzerinde fiyat devam ederken ham petrolde ise 68 dolar seviyesinden de işlem görüyor. Kripto para varlıklarda oldukça konu önemli.
Elon Musk tarafından bu kez atılan tweet yine aşağı yönlü piyasayı revize ettiğini söyleyebiliriz. Elon Musk'ın kırık kalp emojisini atmasıyla birlikte kripto varlıklardan düşüş geldi. Bitcoin tarafında 36 bine kadar geri çekilen Bitcoin fiyatlaması %4.58'lik negatif fiyatlanıyor. Bitcoin TL'de ise %4.66'lık geri çekilmeyle birlikte 319.528 lira seviyesinden işlem görürken Ethereum'da da %5'in üzerinde bir geri çekilmiş oldu. Burada da 2668 dolar seviyesinden de işlem görüyor. Tüm bu kripto para varlıklardaki düşüş eğilimi devam mı edecek? Bundan böyleki fiyatlamalar neler olacak? Yine konuşuyor olacağız. Efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü değerli konuğum Doktor İsmet Demirkol, Paritarium Eğitim Danışmanlık Kurucusu. İsmet, hoş geldin. Merhabalar Pelin, günaydın. Günaydınlar. Şimdi aslında enflasyon verisiyle başlamak istiyorum. Hem küreselde hem yerelde çok ciddi haber akışları da var. Piyasaların bir miktar daha fiyatlamaya başladığında bunu görüyoruz dünden itibaren yine. Enflasyonla başlayalım. Enflasyon Mayıs ayı enflasyona baktığımız zaman beklentilerin altında. Şimdi TÜİK'in aslında bu data toplama konusunda da ciddi anlamda tartışmalar var. Kapanma aşamasında nasıl bu veriler toplandı ve bu işte rakam çıktı. Bunların her birini tartışıyor olurken enflasyonda şu anda baktığımız süreç içerisinde ÜFE tarafında ciddi anlamda bir artış varken TÜFE'de yıllık bazda aslında düşüşün yaşandığını da görüyoruz. Ne dersin? Şimdi tabii ki açıkçası Mayıs'taki düşüş bence senin de belirttiğin gibi tam olarak verileri alamıyor. Çünkü COVID pandemisi söz konusu. Diğer taraftan kapanmayı yaşamıştık biliyorsun. 17 günlük kapanmanın bence etkisi var. Ama diğer taraftan bakacak olursak öncelikle aramalı ithalatına bakalım %50'ye yakın. Yani %48'lik bir artış söz konusu sadece Mayıs ayında. Diğer taraftan özellikle çekirdek %17, gıda fiyatları %17'ye ulaşmış durumda. Hem çekirdek hem gıda %17'de. Diğer taraftan üretici fiyatları %38. Hal böyle olunca açıkçası 16.59, 16.99 dolayısıyla 17 bandında hareketten bir enflasyon görüyoruz ki burada diğer taraftan normalleşme başladı. Bildiğin gibi Haziran itibaren kafeler, lokantalar açıldı. Bunların da fiyatlara önümüzdeki süreçte artı yansımasını göreceğiz. Diğer taraftan KDV ile ilgili indirimlerin de önümüzdeki aylarda 2 ay sonra kalkacağını görüyoruz. Dolayısıyla Eylül ayında bence tekrar bir yükselişin, tekrar %18, 18.50'lerin de görme ihtimalimizin kuvvetli olduğunu. Diğer taraftan Türkiye'de büyüme çok kuvvetli geliyor ki bizim sanayi tarafı çok güçlü fakat bizim ham madde maliyetimiz ithal. Dolayısıyla %48 civarındaki aramalı ithalatı ÜFE'ye de ve TÜFE'ye de yansıyacağı için enflasyonda düzelmenin pek olmadığını ve önümüzdeki aylarda ne yazık ki maliyet enflasyonu artmaya devam edeceğini ama bir taraftan da büyüme önemli. Bunları belki konuşuruz. Dolayısıyla enflasyon tarafında hala bence en kötüsü görülmedi gibi gözüküyor. Evet, şimdi burada TÜFE'ye baktığımız zaman 16.59, ÜFE'deki rakama baktığımız zaman da ÜFE'de de %38.33'lük bir rakam var. Şimdi ister istemez ÜFE ve TÜFE makasının açıldığını ve gerçekten ciddi anlamda da tarihi açıklık geldiğini de görebiliyoruz. Şimdi bu kapanacak bir şekilde ama ne tarafa kapanacak bunu birazcık tartışmak lazım. Yani şimdi ÜFE tarafı TÜFE'ye yansıttığı anda burada talepte bir boşluk olmayacak mı? Dolayısıyla bunu taleple karşılayabilecek mi ÜFE tarafı veya ÜFE tarafı bu maliyeti karşıladığı anda, bu maliyeti direkt olarak sırtlandığı anda da kendisinin üretim yapma durumuna kaldığında da kendisi ister istemez bunu karşılayabilecek mi? Burada bir tartışma da söz konusu. ÜFE ve TÜFE makasına bakalım. Yani gıdada evet sınırlı bir artış var. Giyim ayakkabı belki bu düşüşte etkili oldu. Ama çekirdeğin üzerinde halen daha fiyatlanan, yani çekirdek manşetin üzerinde fiyatlanıyor. Bunu da söylemek lazım ama en önemli buradaki ana tema ÜFE ve TÜFE makası. Bu nasıl kapanacak? Şimdi çok zor.
Birincisi ara malı ithalatının %48 arttığı bir ortamda şüphesiz üretici fiyatları artmaya devam edecek ki bunun yansıması TÜFE'nin belli ürünler var ki almak zorundasınız. Özellikle emtia tarafındaki petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı sadece benzinin yansıması, elektrik kullanımı buna yeterli. Diğer taraftan tekstil ürünlerine gelen zamlar yaklaşık 2 sene olmak üzere 16 ay olacak. Pandemideki belirsizlik devam ediyor. Aşılarda çok çok geç kaldık. Bunları üst üste topladığınız zaman bunun bence en azından 2-3 puan. Yani TÜFE'nin 2-3 puan yansımasını göreceğiz. Burada en büyük kritik nokta şu. ÜFE maliyetlerini, üretici fiyatlarını koruma hacmini arttırırsa bu sefer faaliyet kârları azalacak. Önümüzdeki 2022 için şirketler zor durumda kalabilir. Diğer taraftan yansıttığı zaman da zaten hane halkının alım gücü düştü. Çok düşüyor. Ve bundan dolayı da TÜFE yansıyacak. Yani bazı ürünlerin almıyorum gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla burada ilk bakışta çok fazla artmasa bile üretici fiyatlarının TÜFE'ye en azından 2-3 puan yansımasını önümüzdeki aylardan itibaren görebiliriz. Dolayısıyla %18-19 bandında bir TÜFE'nin en azından Eylül-Ekim aylarında görülmesinin kuvvetli olduğunu ama ÜFE'nin tamamının yansımasının şu anki konjonktürde en azından üreticiler açısından da risk teşkil ettiği için çok fazla yansıtmak istemediklerini de belirtmemiz gerekiyor. Peki, yani burada şimdi ister istemez dünkü enflasyon rakamlarını alınca tartışmalar da başladı. Merkez Bankası'nın faiz konusunda duruşu değişir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesiyle birlikte başlayan tartışma ardından Kavcıoğlu net bir şekilde de ifade etti. Erken indirim beklentilerinin ortadan kaldırılması gerekiyor diye. Ama dünkü aldığımız veriyle birlikte işte eğer madem 16.59'luk bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Haziran toplantısında belki pas geçebilir ama önümüzdeki süreçte ister istemez bir faiz indirimi gelecek mi beraberinde? Çünkü reel sektör anlamında da ciddi desteğe ihtiyacı olan ve büyüme perspektifinin bir miktar daha öne çıktığı döneme mi giriyoruz? Bu tartışmalar da başladı. Bu rakam, bu karşıladığımız enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın politikasını nasıl şekillendirecek? Şartlar oluşuyor mu? Biraz bunu tartışalım. Şimdi geçen hafta içinde benim de yatırımcı toplantısına katıldığım süreçte Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarında benim anladığım hala biz enflasyonun üzerinde bir faiz politikasını devam ettireceğimizi ve dezenflasyonist süreçler oluşana kadar da faizlerin yüksek kalacağını belirtti. Yani ekstra bir faiz indirimi, erken faiz indiriminin söz konusu olmayacağını belirtti ki benim beklentim sonbahardı. Bunu seninle sohbetlerinde de belirtmiştim. Eylül veya Ekim aylarında açıkçası bir 200 bas puanlık veya 300 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Ama şu anki konjonktürde açıkçası bu indiriminin Temmuz'da gelmesi bence risk olabilir. Ağustos'ta gelmesi de çok riskli olabilir. Çünkü zaten hali hazırda Amerika'daki 10 yıllıklar artış trenine girmiş durumda. Küresel emtia tarafı çok güçlü. Özel sektör istihdamı çok güçlü geliyor. Yani Amerika'daki dolar endeksi de güçlü. İçerideki tarafta bizim üretimimiz güzel geçiyor. Fakat bizim ham madde maliyetimiz ithal ve toplumun da biraz alım gücünde gerçekten çok büyük riskler teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim her zaman geç kaldığımız esas sıkıntı şu, seninle sohbetlerimize belirtiyoruz. Biz hala büyüme modelini netleştiremedik. Tüketim adaylı büyümeye devam ediyoruz fakat üretimdeki hacim çok kuvvetli olsa bile özellikle bizim sermaye girişlerini hep portföy tarafında çektiğimiz için sıkıntı. Doğrudan yabancı yatırımlara geç çekiyoruz. Bunların hızlı bir şekilde kapanması mümkün olmayacağından dolayı açıkçası yaz aylarında bir faiz indirimi beklemiyorum. Ne yapılabilir diyecek derseniz yine kamu bankaları aracılığıyla fakat bizim Türkiye'deki ne yazık ki COVID ile ilgili mücadelemiz kredi vererek devam etti. Yani teşvikten ziyade sıfır faizli kredi değil de en azından belli bir faiz oranı üzerinde krediye dayalı büyümeyi teşvik ediyoruz. Bu da bence bir sıkıntı. Zaten alım gücü yok yatırım tarafında. Tek yapılması gereken doğrudan yabancı yatırım ve şirketlerin kendi finansmanını çözmesinden başka bir çözüm kalmıyor şu anki konjonktürde. Evet, şimdi bir miktar daha burada aslında şirketlerin bu COVID-19'la mücadelesinde önümüzdeki süreçte talep de belirleyecek gibi duruyor. Talep tarafında artış bekliyor musun yoksa satın alma gücünün düştüğü bu ortamda aslında üreticinin bu maliyeti biraz TÜFE'ye yansıtmasını
bekleyebilir miyiz? Yani bunu taleple karşılayabilir mi yoksa kendisi mi kompanse edecek? Yani talep tarafında bir artış gelir mi? Ne dersin? Çünkü evet restoranlar açıldı, kafeler açıldı, hizmet sektörünün çoğunluğu açıldı. Yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası pastasına baktığın anda hizmet sektörü büyük bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki talebi nasıl değerlendiriyorsun? Yani içerideki taleple birlikte bir miktar daha ülkede bir aktivite artacak mı? Yoksa bunu sınırlı mı bekleriz? Şimdi şöyle düşünelim. Dolar bazında bakacak olursak yıllık bazda %40'lık bir kur artışı var. Sadece 2 aydaki artış %7. Dolayısıyla açıkçası talepte çok beklenen bir yükseliş göremeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki bizim talepteki artış da hep krediye dayalı büyümeydi, kredi teşviği. Fakat diğer taraftan bakacak olursak bizim belki de yapmamız gereken şu, yani şunu konuşmuyoruz, zaten konuşmamadığımız için de sıkıntı artıyor. Türkiye'nin artık talebe dayalı büyümesinin etkileriyle de enflasyonu düşürmek ne yazık ki mümkün değil. Çünkü enflasyon artıyor, maliyet enflasyonunda risk var. Ama talep tarafında çok büyük bir güçlü gelmeyi ben açıkçası çok beklemiyorum. Çünkü fiyatlar çok artmış durumda. Yani bu yüzde en azından üretici fiyatlarının %40'lara dayandığı bir ortamda restoran kafelerin açıldıktan sonraki fiyatlardaki artışı da görmenizi isterim. Bir miktar artış söz konusu, onlar da kendilerine göre haklı. Ne durumda artar? %10-20'lik bir artış söz konusu. Bir diğer taraftan TL kredi ve tüketici kredilerin toplamı %32-33 civarında. Yani hala güçlü bir artış söz konusu ama 16 aylık bir Covid'deki belirsizlik, Covid'deki mücadeledeki risklerden dolayı bence biraz alım gücü düştü. Talep tarafında çok güçlü bir beklentim yok ama üretici fiyatları artmaya devam edecek. Bu da maliyet enflasyonundan dolayı bunun da yansıtmaları kısa vadede pek üretici tarafında mümkün olmadığında belirtmemiz gerekiyor. Şimdi İsmet, diğer tarafta da kuru yakından takip ediyoruz. Yani Sayın Kavcıoğlu kendisi söyledi enflasyon raporu toplantısında. %20'nin üzerinde bir geçişkenlik var dedi. Şimdi Nisan ayından Mayıs'a geçtiğimiz zaman enflasyon hesaplanırken %20'nin üzerinde bir geçişkenlik varsa kurda, bu enflasyon rakamı biraz daha yüksek çıkması gerekmiyor muydu? Yani kurdaki geçişkenliği biz görmedik mi? Sadece üfe tarafında mı kaldı bu? Bunu da merak ediyorum. Yani kurdaki gidişatı da biraz yorumlamak lazım önümüzdeki süreçte. %14'lük beklentiler var ama yıl sonunda %17'lik beklentiler de var. Öyle olursa %17'lerde Merkez Bankası o zaman bu sene komple mi pas geçmesi gerekiyor faiz indirimine? Yani şimdi şöyle, o kadar kritik bir süreçteyiz ki biz geç kaldık. Çünkü bu sahi reformları bizim 10-15 sene önce yapmamız gerekiyordu, evet. Ki şu anki inşaata dayalı büyümenin sonucu bugün yapılan durum. Şimdi dolayısıyla TÜFE'de açıkçası yansımasının daha yüksek olması gerekiyor mantıken biraz düşüklük söz konusu, çekirdeğe bakalım en azından %17. Açıkçası tabii ki TÜİK'in verilerine saygı duyuyorum. TÜİK'in verilerine göre biz yorumları yapıyoruz ama şu anki konjonktürde belki şu an yansımasa bile, çünkü belli işte örneğin KDV'deki istisnaların 2 ay ertelenmesi, belli teşviklerden dolayı bir miktar daha geriye giriyoruz ama gerçek anlamda yansımanın açısı ben sonbahar, yani Eylül ayında, çünkü tam olarak normalleşemedik, TÜFE'deki gerçek anlamda yansımanın Eylül ayında gelebileceğini, bunu da %18-19 civarında devam edeceğini, pas geçme konusunda şimdi aynı şeyi belirtiyoruz. Türkiye eğer rekabetçi kuru, yine aynı şeyi konuşuyoruz. Rekabetçi kur olmak zorunda diyoruz ama diyoruz ki büyüme için bizim bu kurla devam edemez enflasyon. Dolayısıyla eğer ki büyüme tarafında, üretim tarafında yol alacaksak 200-300 bas puanlık bir kere faiz indirimi gerçekleştirerek, reel faizin negatif olduğu bir süreci devam ettirerek 2022'nin tamamında faiz indirimi gerçekleştirmeden hem üretimde hem de tüketimde bir orta yol olarak yol almamız gerekir gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir kez faiz indirimi gerçekleşebilir bence ama 2022'de kolay kolay gerçekleşmeden en azından enflasyon düşürmek için daha fazla üretim, doğrudan yabancı yatırım çekerek 2022'nin sonlarında belki bir ekstra faiz indirimi görebiliriz gibi gözüküyor. Evet, son iki dakikaya girerken ardından reklamdan yine reklam sonrası seninle devam etmek istiyorum ama şunu da sormak istiyorum. 14 Haziran'da Erdoğan-Biden görüşmesi var. Burada NATO'da görüşülecek olan ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler vesaire. Ya biz burada ne beklemeliyiz? Yani şimdi piyasa bir miktar daha artık dış politika haberleriyle de şekillenmek istiyor. Çünkü stres
stres de var orada. Halkbank davası hala devam ediyor. S-400 meseleleri hala devam ediyor. Dolayısıyla yani dış politikadaki gelişmeler bir miktar daha TL varlıklarda rahatlama getirebilir mi? Şu anda çünkü makroekonomik bazda bakıldığı zaman, para politikası kanadında bakıldığı zaman yapılmak istenen yapılıyor ama ne dersin? Şimdi bence siz piyasa en kötüyü fiyatladı. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Biden görüşmesinin açısı normal geçeceğini düşünüyorum. Açısı çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 14 Haziran'daki görüşme bence olumlu geçebilir. Türkiye-Amerika ilişkileri çok 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 geçmişe dayalı devam ediyor. Dolayısıyla piyasa hep tabii haklı olarak negatif fiyat diyor ama ben açısı 14 Haziran'dan sonra evet, bir miktar iyileşme bekliyorum. Bunları da göreceğiz görüşme sonrası. Evet İsmet, bir kısa reklama gidelim. Reklamın ardından ABD'den gelen veriler ve piyasalardaki oluşan baskıyı konuşuyor olacağız efendim. Kısa bir ara. Ahlatçı Yatırım Trader beklenti raporuyla devam edecek. Ahlatçı Yatırım Trader beklenti raporuyla devam ediyor. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikte. İsmet, kaldığımız yerden devam edelim. Diğer tarafta iç haber akışları, enflasyon bir taraftan, büyüme verileri bir taraftan, faiz tartışmaları bir taraftan. Küresel konjonktürde şekillenmeye başladı. ADP özel sektör istihdam verisini açıkladık dün ABD'den gelen ve öncü bir rakam aslında bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olarak da sayabiliyoruz. 978 bin artış var. 650 bin artış beklentisi vardı beklentilerin üzerinde. Ve hep Fed'in sinyallerinde şu vardı, istihdam piyasası, enflasyon geçici ama istihdam piyasasında bir iyileşmeyi görmemiz lazım şeklinde söylemler de vardı. Dünkü gelen veri, bugünkü karşılayacağımız veri, dün yine ABD hizmet sektörünün beklentilerinin üzerinde büyümesi ki gayri safi yurt içi hasılasında yine büyük bir pay oluşturuyor ABD'de. Ne dersin, küresel konjonktür bizim aleyhimize mi şekillenecek? Ne yazık ki öyle. Çünkü Amerikan ekonomisinin toparlandığını bir sene önce resesyona girecek, daha da kötüye gidecek diyen ekonomistlerin yorumlarını okudum, gördükçe ben şaşırıyordum. Çünkü ekonomisi çok çok iyiye gidecekti Amerika'nın. Tüketimi dahil büyüyor ama sonuçta eninde sonunda Wuhan bölgesindeki sert çıkış Amerikan varlıklarını olumlu etkileyecekti. Parasal genişleme aşı ve bunun bugün neticesini çok net görüyoruz. Dün açıklanan belirttiğin gibi özel sektör ADP'nin 978 gelmesi, 978 bin gelmesi. Diğer taraftan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ki benim beklentim açısı 1,5-2 milyon üzerinde çok güçlü bir istihdam verisi gelecek. Dolayısıyla bunları üstü topladığımız zaman Fed'in açıkçası zaman kazandırmaktan ziyade piyasadaki riskleri çekebilmek için yani sünger modelini uyguladı. Ne kadar çok riskleri azaltabilirsen en azından konjonktürü dengeleyebilirim. Fakat öncü gösterge belki Haziran toplantısı olmasa bile Temmuz-Ağustos itibariyle tahvil alımlarının azaltılması yönelik daha şahin tutumların sergileneceğini 2021 son çeyrekte belki de Aralık ayında bir faiz artışıyla beraber 2022'nin de ikinci çeyreğinde bir faiz artış sürecine girebileceğimizi beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi hal öyle olunca da yani dışarıdaki risklerin artması, bölgesel Fed başkanlarından yapılan açıklamalar da geliyor. 2022, yani 2024'te başladık biz faiz artışı beklentisine, 2022'ye kadar geri çekildi. Şimdi piyasalarda da, riskli varlıklarda da bunun etkilerini yavaştan görmeye başladık. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde bir yükseliş eğilimi olacak mı? Dip orada görüldü mü? Dolar endeksinde küresel bazda baktığımız zaman dün doların bir değer kazanımı vardı. Şu an 90-50 seviyesinin de üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasalara olan yansımasını biraz da şekillendirmek istiyorum. Riskli varlıklardan bir çıkışı beraberinde getirecek mi? Yani geçen yılki o genişlemeci adımların desteklediği ralliler süren küresel piyasalarda hem yerelde artık orada da bir risk iştahında düşmüş görecek miyiz? Şimdi tabii ki bu mortgage krizinden daha büyük bir kriz bence. Evet. O zaman en azından parasal genişlemeyle tüketim adayıcı bir yönü Amerika'yı bir durdurma politikası. Bu sonra da pandemi var ki pandemiden dolayı sadece Amerika'nın
belirttiğimiz gibi 6 trilyon dolara kadar çıkacağı bir ek seçmeyi de görüyoruz yılın sonuna kadar. Bunları bakacak olursak önümüzdeki süreçte riskli varlıklarda bir dengelenme süreci olacak gibi gözüküyor. Burada sadece handikap şu, gelişen piyasada sermaye girişi ne kadar olacak? Ki giderek azalıyor ki burada en fazla payı geçen ay biliyorsun 10 milyar dolarla Çin çekiyor. Yani gelişen piyasada en fazla sermaye girişini Çin tarafında oluyor. Biz o kulvardan çok az pay alıyoruz. Dolayısıyla Amerika'daki riskli varlıklarda bir düşüş bekliyorum. Diğer taraftan piyasanın bunun dengelenmesi, borsada S&P, Nasdaq endekslerinde dengelenmenin orta uzun vade olacağını, fakat buradaki total olarak toparlanmanın Amerikan ekonomisine çok olumlu yansıyacağını ve dolayısıyla faiz indirimlerinden ziyade faiz artışlarına hızlı bir tahvil alımlarının azaltma sürecine daha hızlı gireceğini 2022'de tamamen görebiliriz gibi gözüküyor. Evet, şimdi son olarak da şunu da sormak istiyorum. Yani bu ekonomilerdeki toparlama, işte büyüme beklentileri, hızlı bir şekilde toparlama. Dolayısıyla petrol tarafında bir takım beraberinde tereddütleri de getiriyor. Goldman Sachs'tan 80 dolar beklentisi vardı. Dün OPEC'ten yapılan bir açıklama var. Yılın ikinci yarısında petrol arzı talebe yetişemeyecek açıklaması var. Yani ülkelerdeki bu hızlı açılma, büyüme ve hizmet sektörleri, işte imalat hizmet sektörü rekorları, OPEC artı ve OPEC ülkelerinin ikinci yarıda arzın talebe yetişemeyeceğini öngörmesi. Yine biraz daha petrol fiyatlarında yansıdı gibi duruyor. Sen nasıl değerlendirirsin petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısından sonra? Katılıyorum sözlerine öncelikle. Çünkü yaklaşık 16 aydan bahsediyoruz ki burada gelişmiş ekonomiler tam kapanmayı çok net uyguladı. Özellikle Avrupa tarafı, Euro bölgesi. Şimdi onlar tamamen açılıyor. Diğer taraftan Amerika ekonomisi normalleşmeye çok hızlı başladı. Sadece Amerika ve Euro bölgesini toplayalım. Zaten %40'a tekabül ediyor toplam gayri safi yurt içi hasılasına. Belki de aşıyor hatta. Dolayısıyla güçlü bir talep artacağından dolayı petrol fiyatlarının 85-88 dolarlara kadar, hatta 90 dolarlara kadar çıkma ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu. Niçin? Bu sefer gelişmiş ekonomiler toparlanıyor. Buna önümüzdeki süreçte gelişen piyasalarda eklersek, ki bence gelişmiş ekonomiler olarak güç toparlanamayacak, o zaman petrol fiyatlarının 80-85-90 dolarlara kadar test edeceğini, fakat bunda da arzın yetişmesinin de pek mümkün olmayacağını belirtiyor. Çünkü dünya toparlanıyor. 2022'de toparlamanın daha hızlı olacağını öngörebiliyoruz. Yine aynı şeyi belirtiyoruz. Türkiye tarafında ödevlerimizi daha erken, daha güçlü yapabilseydik, en azından yerli üretim katma değerli büyümede bundan 10 sene önce daha hızlı aksiyon alabilseydik, daha güzel ve önümüzdeki süreçte dolardaki risklerden de daha az etkilenebilecek bir pozisyonda olabilirdik de, bunu da öğretmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu sayende. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı bir gün, bol kazançlı bir günün olsun. Efendim, Paritarium Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikteydi. Haftalık değerlendirmemizi yaptık. Bu kez Cenk Ak Yoldaş'la birlikte kaldığımız yerden de devam edelim. Cenk, günaydınlar. Günaydın Pelin. Evet, hem yurt içerisinde hem de yurt dışında haber akışlarının oldukça yoğun olduğu bir günü geride bıraktık. Bugün de yurt dışında önemli bir veri var. Bunların her birini konuşuyor olacağız ama istersen bir enflasyon tartışmasıyla başlayalım. Yani dün oldukça tartışmaya sebep oldu. İşte TÜİK'ten yayımlanan bir düzeltme, yani düzeltme de değil aslında, oradaki rakamın nasıl şekillendiğini, ne olduğunu, onu bir istiyorsan bir şey yapalım. Yani TÜİK bir basın açıklaması yaptı, o açıklamasına göre ne diyordu bize? Yani o veri yanlış mıymış? 17-22 verisini gördük, 1.44 verisini gördük açıklanan enflasyon sonrasında. Yani TÜİK tarafından işte yapılan açıklamada özellikle veri merkezi veri dağıtım uygulamasında farklı bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bu da iç denetimde işte bir sonraki aya nasıl sepette bir yansıma olacağını, işte fiyatların makul aynı kaldığı şekilde, aynı kalması durumunda nasıl bir etki olacağını ölçtükleri bir veri seti varmış. Onu yanlışlıkla yansıttıklarını söylediler. Tabii ister istemez bu da piyasalarda biraz böyle soru işaretiyle karşı, iki tane veri olunca isterse kuşkuyla karşılanılmış bir nokta oldu. Enflasyonda geriye çekilmenin başladığını gördük. Özellikle 0.89'luk verisiyle oldukça herkes yanılmış vaziyette. Ben herkes de dahil olmak üzere. %20'nin üzerinde bir dolar TL'nin geçişi oluyorsa, yani kur tarafında bir geçiş oluyorsa nasıl oldu bu?
Yani Merkez Bankası Başkanı değişiminden bu zamana baktığımızda yaklaşık olarak nette 1,5 liralık bir dolar TL'de yukarı doğru bir seyir var. Bu da yaklaşık olarak dediğin gibi %20'lik bir rakam. Tabii bunun bir kısmını değerlendirmek lazım. Komplesini alamıyoruz. Çünkü bir kısmı da 7.30'lar gibi ortalamaya bakmak lazım. Bunun şöyle belki yorumlar var. Kimi yorumları dinliyorum. Daha önce biz Kasım ayında biz 8.58 seviyesini görmüştük. Zaten bunlar fiyatların içine yansımıştı. Zaman işte yedirilmişti. O nedenle artık onun geçişkenliğini kalmadı. Ama işte senaryo öyle çalışmıyor maalesef. Neden diyeceksin? Bütün Merkez Bankası'nın daha önceki bu yıl için başkan değişikliği öncesinde Ocak ayında yapmış oldukları enflasyon raporu sunumuna baktığımız zaman enflasyondaki 9.4'lük hedefi tutturmanın sırrının tamamıyla tersine dolarizasyon bir, ikincisine doların TL karşısında değer kazanması, TL'nin dolar karşısında değer kazanması senaryosuna 6.80'ler, 6.70'ler dolar kuruyla bizi götüreceğimizi vurguluyorduk. O zaman ama ne oluyor? İster istemez işte demek ki biz onu nötrledik. Oradaki kurun aşağı doğru baskılanmasını, enflasyonu aşağı doğru çekeceği bir senaryo oluyordu. Ama öyle olduğu zaman ne oluyor ister istemez bundan sonraki süreçte de artışların yine enflasyon üzerine bir etki yaratmasını beklememiz gerekir. Dolayısıyla bu benim beklentim etkisinin gelmesi. ÜFE tarafı yine kuvvetli şekilde devam ediyor. Ayrışma ciddi boyuta geldi. %38. Hatta grafiksel olarak bakalım oraya da. Evet, yani %38.33 ÜFE tarafında gerçekleşen bir enflasyon var. %35.17 idi bir önceki rakam. Gitgide yükseliyor. Yani Ocak'ta başlayan %26'lık ÜFE tarafındaki rakam. Ardından %27, 31, 35, 17 ve en son aldığımız rakam 38.33. ÜFE ve TÜFE makasının ciddi anlamda tarihi ayrışmalarını görüyoruz burada da. Genelde baktığımız zaman mesela şimdi bu daha önceki hareketlerde bakalım. Biraz daha gecikmeli olarak gelse de şimdi hatırlarsan enflasyon bu dönemde TÜFE tarafı ciddi giderken burada da aynı şekilde ÜFE tarafı çok kuvvetli giderse 46'a giderken TÜFE tarafında da sert bir hareketle 25-25'lere kadar 25-24'lere kadar gittiğimiz bir süreç yaşamıştık. Buradaki zirve gördükten sonra biz burası daha sonrasında bu geri geldiğini görüyoruz. Burada zirveye biz daha öncesinde döndürmüş gibi gözüküyoruz. Yani buradaki hareket devam ederken şu anda daha öncesinde bir aşağı doğru bir seyir başlamış gibi gözüküyor. Bakalım inşallah kalıcı bir dönüştür. Bilemiyoruz tabii. Zaman gösterecek bunu test edip anlayacağız. Bundan sonraki süreçte Şahap Kavcıoğlu en azından kendisi ne demişti? Nisan ayında zirve olacak. Bundan sonraki süreçte gelecek enflasyona daha iyi veriler gelecek. Kendi konusunda haklı çıktığını gördük. Ama işte bu ikili veri açıklaması olmasaydı biraz daha iyi olacaktı. En azından bu ikili veri insanların kafasına bir soru işareti oluşturdu. İster istemez bir şehven bir hata olsa da böyle bir değerleme. Çünkü piyasadan da çok ayrışan bir enflasyon datasıyla karşı karşıya kaldığımızı öngörürsek burada da bir piyasada bir adım geri atma. Bir de sen dün şey demiştin, beklentilerin çok daha aşağısında gelirse bu kez faiz indirimini de fiyatlayan bir piyasa olabilir demiştin. Sen tam onu lafı ağzından aldın, ben de ona değinecektim. Şimdi ne oldu? İster istemez enflasyon aşağı doğru dönmeye başladı sinyali. Muhtemelen bir sonraki enflasyon verisinde de eğer biz bunu 16.40'larda falan gibi rakamlara aşağı doğru devam eden bir süreçte karşı karşıya kalırsak, aradaki marjın oldukça açılmaya başladığını politika faiziyle vurgulanabilir. O zaman bir zemin oluşmaya başladı sinyalini almaya başlarız. Bu da ister istemez o zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen günkü yapmış olduğu toplantıda televizyon basına vermiş olduğu bir işte açıkladı. İşte Temmuz-Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı'na görüştüm. Bir faiz indirimi lazım, faizler çok yüksek söyleminin o zaman hayata geçme ihtimalinin kuvvetlenmesine işaret edecektir. Aynen. Bu da tabii ki dün bir anda piyasaları biraz daha germiş oldu. Bu gerginlikle beraber 8.60'ların üzerinde fiyatlamanın olduğunu görmüştük. Ve peşinden de sırf içeriden gelen bu baskının dışında da yurt dışından da bir baskı aldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle ADP tarafına gelen tarım dışı işsizlik
rakamları. Çok ciddi rakam var orada da. 650 bin beklenti tabii. vardı. Ya, 978 bin. İnanılmaz 978 binlik bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bugün aynı benzer bir senaryo TDI tarafında, tanımlı istihdam tarafında da yaşanabilir. Orada da 660 binlik bir rakam bekleniyor. 666 bin nasıldı tam? Şu anda 674 bin artış beklentisi var orada da. 674 bin beklenti var. Bunun çok ötesinde bir rakamla karşı karşıya kalabiliriz. Oraya dikkat etmek lazım. Oradan yaşanabilecek böyle sert istihdam artışları isterseniz DXY tarafında kuvvetlenmenin devam etmesine yol açacaktır. Dün DXY tarafında da bizim kritik eşik olarak gördüğümüz 90-30 bölgesinin aşıldığını gördük. Aynı şekilde yine ABD 10 yıllıklarında hafif bir yukarı doğru toparlanma oldu. Altında da bunun peşinden Bir düşüş yaşandı. Evet. Kaçınılmaz sondu. Bahsetmeye çalıştım işte bazı şeylerin tek başına teknik yetmiyor. Temelde de desteklenmesi gerekiyor. O tekniği çizdiren hem temel ikisi bir arada. İkisi zaten birbirinden çok ayrıştığı zaman da o zaman ne oluyor? Temeli olmayan bir yükselişinde manipülasyon olarak adlandırılıyor. Yani spekülasyondan doğru. öteye manipülasyona doğru kayıyor. O da sağlıklı fiyatlamaların olmadığını, sonra arkasından da daha sert zararların karşıya kalınması durumları söz konusu oluyor. O nedenle biz işte analizlerimizi hem tekniğe hem temele dayandırmaya çalışıyoruz. İkisini bir senteziyle yorumlamaya çalışıyoruz. Bir grafik yukarı gidecekse işte oradaki veri akışının ötekilerinin üzerindeki etkisi nasıl olabilir analiz etmeye çalışıyoruz. O nedenle birçok parametre üzerinden gidiyoruz. Bazen bize kızıyorlar neden DXY'ye bu kadar çok baktın, neden 10 yıllığa bu kadar niye çok baktın diye. İşte haklılar da tabii ki. Bunu gördük mesela, tarihi kapanışı gerçekleştirdi. Burada iç haber akışının yanı sıra bence yani dolar endeksine değer kaybetme, kazanması. Yani enflasyon verisi sonrasında çok hemen böyle dolarda çok büyük kırılım yoktu ama ne oldu? Dün kırılım yaşandı. 15-15 sonrasında saat 15-15 sonrasında ciddi bir kırılım yaşandı. O kırılımla birlikte de isterseniz paritesinde de bir kırılım oldu. Pound tarafında da bir kırılım oldu. Ons altın tarafında da kırılım oldu. Sebep neydi? İşte 10 yıllıklarda ve DXY'deki yukarı gidişin sebebiydi. O nedenle biz oraya biraz daha ehemmiyet veriyoruz ki o ana kırılımları kaçırmayalım, o şeyleri yakalayabilelim diye. Şunu söylemek lazım. 2013 sonrasında Türk lirasının dolara karşı değer kaybından hep bahsediyoruz ya Cenk aslında. Buradaki tamam iç haber akışları da oldukça yoğun oldu ama Bernanke politikasının bir miktar daha öne geçmesi, orada doların dünyada değer kazanma senaryosu vesaire burada da etkili olduğunu görüyoruz. Yani sadece iç haber akışlarıyla şekillenen değil, hep o yüzden diyoruz ya avantajlı bir ortamı kendi avantajımıza çevirmeliydik. Yani çünkü avantajlı bir dış konjonktür vardı. Yani düşük bir dolar endeksi vesaire iç haber akışlarıyla birlikte bir miktar daha lehimize çekemedik onu. Şimdi Kadir Bey, izleyicimiz der ki büyük olasılıkla ABD tarım dışı istihdam verileri de iyi gelecek ve varlık alımlarında da geri çekilme gibi faktörleri de düşünürsek dolar TL'de bir yükseliş beklemez miyiz? Üfe tüfe makasın açılması, tüfeği baskılamasını kur geçişkenlerinde düşünürsek faiz kısa ve uzun vadede ne olur şeklinde dolar TL'de fiyatlamayı söyleriz orada. Baskılayacak mı, baskılamayacak mı? İstersen başlayalım hemen fiyatlamaya bu soruyla beraber. İşin ilginç tarafı yani dünkü enflasyon verisi faizler ineceğine piyasa bizim ikinci el tahvil bono piyasasına baktığında faizler yukarı gitti. Yani aslında faiz indirmek faizlerin düşeceği anlamına gelmiyor. Bazen faizi arttırmak faizlerin düşeceği anlamına geliyor. Hemen dönelim bizim o demin bahsedilen gelişmelere yakından bir bakalım. Hı hı. Hemen DXY ile başlayalım. Evet. DXY'de bir taban oluşumundan bahsediyorduk. Bir düşen trendi kırdıktan sonra hareket daha yukarı doğru imelenebilir diyorduk. Bunların yansımalarını dün itibariyle görmeye başladık. Ben geçen hafta bu hareketin başlamasını bekliyordum ama onlar bu hareketi tarım dışı istihdam verisine bırakmışlar net şekilde gözüküyor. Hı hı. Bu haftaya bırakmışlar. Şu kırılım tamamen bu bölgeyi doldurdular. Bu bölgede olduktan sonra trend çizgisiyle temaslanma, 3 tane temaslanma aldı. Ondan sonra hep dün de ne dedik? Bizim kritik eşik olan 8 günlük ortalamanın üzerinde fiyatlanmanın başladığını, bu da hareketin yukarı doğru tetiklenmeye başlayacağını işaret ettiğini. Ne oldu? 8 günlük üzerindeki hareket veriyle birlikte 90-30 önemli eşik, oraya kadar harekete gidebilir. 90-30'u aşarsa hareket daha da sertleşir. Doğru. Onun gerçekleştiğini görürüz. Şimdi hedef 90-86 bölgesi. 90-86 oldukça kuvvetli bir nokta. Oranın ilk etapta geçilmemesi beklenebilir. Yani oraya kadar gidip bugün veri iyi gelse de gidip oraya
durabilir. Ondan sonra bir realizasyon gelebilir. O da bir altın tarafına falan bir aşağı bir salımdan sonra tekrardan bir toparlanma, bir tepkisi için burada bir aşağı doğru bir hareket, tekrardan 90-30'lara doğru çekilmesi beklenebilir. Bu oyun sonuçta bir enstrümanlar arasında bir gel gitler yapacaksınız ki elinizdeki hisseyi ya da enstrüman neyse, altındır, petroldür, işte bir para birimidir. Bunu doğru, siz yedirebilirsiniz piyasaya. Sonuçta burada biz şu bölge için ne diyorduk? Yani şu düşüş için altında yukarı bir trendin yaratıldığını, yataylaşmadan sonra hafta sayıyorduk hatırlarsan. Onun artık sonuna geldiğimiz işaretlerini alıyoruz. 1900'ler onun için zorluyor bizi diyorduk. Peşinden de buradaki hareket gelirse orası kırılır. Benzer bir hareket işte aynı şekilde burada da işte bu hareket buraya gittikten sonra altında bir düşüşün bir tepkisi gelmesi beklenebilir. Hı hı. Yani bu 90-86 bölgesi realizasyonu geldiği zaman orası test edildi. Tekrardan 90-30'lara doğru geri çekiliyorsak altında da bir soluklanma, bir tepki verme arzusu olacaktır. Yatırımcılar ona dikkat etsinler. Yukarıda kademe kademe buradaki hareket bence 91-75'lere kadar gitme potansiyeli var. Ama biraz zaman almalı, zamana yaymaları lazım diye düşünüyorum. Çok ani sert yaparlarsa o zaman herkes böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp kimse bir şey yapamaz. Bugün veri beklentilerin üzerinde gelirse? Yani muhtemelen beklentilerin üzerinde gelmesini ben bekliyorum. Öncü gösterge çünkü dün geldi. Yani ADP tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesidir. Dolayısıyla orada 978 bin artış var 650 bin beklentinin üzerinde. Yani geçen ayki bu anormal 266 binlik veri vardı ya tarım dışı istihdam verisindeki. Oradaki işte çeklere mal edilmişti. Şimdi tam Haziran'a geldik. Hizmet sektörünün çok daha fazla devreye girebileceği, aynı şekilde turizm sektörü tarafındaki istihdam verisinde ciddi bir parlama olduğunu söylüyor analizler. Bunun etkisi tabii ki ister istemez orada da beklentinin üzerine taşıyabilecek bir tarım dışı istihdama işaret ediyor. O da buradaki hareketin yukarı doğru gitmesine sebebiyet verecektir. Bu da ister istemez bizim gibi ülkeler için para birimleri üzerine baskı oluşturabilir. Evet. 10 yıllık tarafa gelirsek 10 yıllıkta 1.62.50'deyiz. Burada hareket, beklediğim hareket başlamadı. Burası biraz daha ağır aksak gidiyor. Burada da hep bahsettiğimiz o işte repo piyasasında bulunan likit varlıkların buranın biraz daha hareket etmesini engellediğini, baskıda talep getirdiğini görüyoruz. Yoksa burası daha önce yukarı doğru gitmek isteyecek ama bir türlü gidemiyor. Dünkü Fed başkanlarının açıklamaları yine böyle Kaplan, yine Şahin tarafta olduğunu gördük net şekilde. Diğerleri de biraz gündeme getirmek gerekiyor söylemlerinin oldu. Burada hareketin, demin DXY'deki hareket, benzer harekete, sert harekete yükselişin başlayabilmesi için biz 1.67.23 bölgesini takip etmemiz lazım. 1.67.23 ve üzerindeki fiyatlamalar o zaman hareketin bize başladığını işaret edecek. Oraya dikkat. Bakalım oraya ne zaman alabilecek, alabilecek mi? Göreceğiz. Bugünkü seyir önemli. Artık trendin sonuna geldik. Eğer önümüzdeki hafta biz bu bölgeyi yukarı taşıyamıyorsak ne olacak? İster istemez buralarda kalırsa trendin dışına çıkmaya başlar. Bu da zayıflama işareti demektir. O zaman 1.60-50'nin altında kapanışları kovalamaya başlayacağız. Eğer bu trendi yukarı doğru taşıyamıyorsa buradaki trend çizgisi, zayıflama var demektir. Birinci koşu. Hı hı. İkinci koşu o zaman neye bakacağız? Buradaki ortalamamız 1.60-50. Onun altında kapanış alıyor muyuz, almıyor muyuz? Eğer onun altında kapanış alıyorsak daha hiç kapanışımız yok farkındaysan. Evet. O zaman bu zayıflamın biraz daha ileri derinleştiğini, o zaman hakikaten bir Amerikan 10 yıllıklarına bir talep olduğuna işaret edecek. Talebin arzdan fazla olduğuna işaret edecek. Bu da aşağı doğru baskılanmaya sebebiyet vermesi beklenir ondan sonraki süreçte. Evet, 1.67.23 yukarıda izleyeceğimiz, takip edeceğimiz seviye, 1.60.50'de aşağıda takip edeceğimiz seviye olarak söyleyebiliriz. 10 yıllık ve ABD dolar endeksine baktığımız süreç içerisinde bir miktar daha yine öne çıkan yükseliş eğilimlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Cenk, istersen bir de dolar TL ile devam edelim. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'deki yükseliş eğilimi devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında 8.80'lere gelmişti fakat ardından tekrardan bir gevşeme olmuştu. Ama an itibariyle baktığımız zaman dün 8.70'in üzerinde tarihi bir kapanış gerçekleştirdi. Yani 8.70'in üzerindeki kapanış bize neyi ifade ediyor? Burada izleyeceğimiz, takip edeceğimiz bugün önemli bir veri var dediğimiz gibi. DXY tarafındaki yükseliş hareketleri burayı nereye getirebilir? Hangi seviyelere dikkat edilmeli? Şimdi ben bu
grafiğe de bakmak istiyorum öncelikle. Bu grafik farklı bir grafik. Burada evet. Ortalama falan yok, burada hiçbir şey yok. Sadece Fibonacci var ve aynı zamanda mum barlarının kendi içinde ağırlıklandırılmış bir halde olduğunu farkındaysan hepsinin boyutları. Buradaki grafik, bu da bir haftalık grafik. Burada biz 8.59 üzerinde kapanış almaya başladığımız zaman hedef 8.77'dir. Şimdi biz 8.77'yi gerçekleştirmedik. Tekrardan o bölgeye doğru gidiyoruz. Şimdi normal koşullarda bizim bu bölgeyi biraz dolduruyor olmamız lazım. Farkındaysa her bölgeye geldiğimizde birkaç hafta gelip bir basamaklama yapıp gidiyoruz. 8.78 bölgesi çok önemli bir nokta. Ama hedefe bakarsak, genelde hep hedef ne için konuşuyoruz? 61.8 hedeftir diyoruz hatırlarsan birçok noktada. 61.8 nerede? 8.96-69'da. O zaman bu hareket buralarda oyalansa da yine hedefinde, potasında artık 8.96'ların olduğunu. İşte hep anlatmaya çalıştığımız bu savunması gereken yerler buralar. Buraları 8.40. Geçir. 8.38, 8.40, 8.45 bu bölgeler aşılmaması lazım. Aşılırsa bu bölgenin üzerindeki kapanışlar gelirse hareket burada yukarı doğru imelenmek isteyecektir. Hareket sertleşmeye başlayacak. 8.60 çok önemli. Üstüne çıktığımız zaman bakir alandır. İşte hiç kullanmak istemediğimiz, yani test edilmediğimiz alanda oradaki hareket daha sertleşmeye başlar. Çünkü daha önce görmemiş olduğu, direnç görmemiş olan bölgeler. Öyle olunca farkındaysan barların boyları da uzamaya başladı tekrardan. Doğru. Daha güdük giderken bir anda uzamaya başladığını görüyoruz. 8.78 bölgesine dikkat. Üzerindeki hedef 8.96 şu an için gözüken bu grafik itibariyle. Yani 8.40, 8.30'lar, 8.40'larda savunulması gereken bir alanda 8.60'ın üzerinde bir miktar daha öne açık bakir bir alan olduğundan dolayı yukarı gitme eğilimi isteği içerisinde olacak demiştim ve 8.60'ın üzerinde fiyatlamalar da gelmeye başladı böylelikle. Şimdi bugün gelen veriler dahilinde takip edeceğimiz seviyeler nelerdir? Hep onu konuşuyoruz ya. Yine başka dolar TL grafiğimiz var mı? Onun var üzerinden tabii. De tekrardan geçelim. Günlük bugün beklentinin üzerinde geldi diyelim. Beklenti üzerine geldiği zaman buradaki yine stres artmaya devam edecektir. Yani kaçınılmaz olarak ister istemez buradaki hareket yukarı doğru tetiklenmek isteyecektir. Şimdi bir de günlük grafik açısından baktığımız zaman burada yine bir projeksiyonumuz var. Burada da 8.69 önemli eşiklerimizden birisiydi. O bölgeyi biz çabuk doldurduk. Yani biraz daha 8.60-8.69 arasında git gelin olması lazımdı. Ama bu veri akışları bizi maalesef negatif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Hareket 8.69'un üzerinde kalıcı olduğu sürece 8.99'a hedefleyecek. Yani ben söylemiyorum, teknik söylüyorum. Yani burada daha önce hep baktığımız rakamlar neyse onları telaffuz ediyoruz. Hep anlatmaya çalıştığımız neydi? 8 günlüğe hep tutunuyoruz. 8 günün altında iyi günler olduğu zaman en iyi geldiğimiz yer 21 günlük ortalama. Bir algının değişebilmesi için fiyatlamanın 21 günlük ortalamanın altına gelmesi lazım. Bu olmadığı sürece hareket yukarı doğru gidecektir diyorduk. Maalesef 8 günlük ortalamanın hep üzerinde kalıyoruz ve hareket yukarı doğru gidiyor. Şu anda 8 günlük ortalamayla marjı çok açtık. Arada farkındaysan hep temaslı gidiyoruz. Şöyle bakarsan 8 günlükte hep temaslıyız. Burada 8 günlükte marjı açtığımızı görüyoruz. Bu açmanın arkasında yatan faktör ne? İşte bu beklentiler. Ne zaman açmışız? Şimdi bu açışları, aradaki açışlara bakalım. Şurada mesela bir açış var farkındaysan. Demek ki peşinden bir çubuk daha gelip ondan sonra bir realizasyonla geri kapanabilir. Bak burada da mesela açmışız. Böyle çok fazla 8 günlükten uzaklaşmak istemiyorum. 1-2 gün uzaklaşsa da sonra ister istemez kendisini bir realizasyonla 8 günlük ortalamaya tekrardan çekmeye çalışıyor. Mesela burada da aç. Burası çok ekstrem, bunu geçtik. Şuraya bakarsak biraz da. Burası da en fazla 2-3 gün içinde tekrardan 8 günlük ortalamayla temaslandığını gösteriyor. 8 günlük ortalamamız nerede şu anda? 8.59'a kadar çekildik. 21 günlük ortalama 8.46'ya kadar geldi. Yani neredeyse biraz daha biz buralarda takılırsak 21 günlük ortalamayı bile daha önceki Kasım ayındaki zirve noktasına 8.59'a taşımış olacağız. Şu anda 8.59 zaten bizim geçtiğimiz Kasım ayındaki yapmış olduğumuz zirve bölgesiydi. 8 günlük ortalamayı da oraya getirdik. Yani ne demek bu? Kasım ayındaki zirvemiz artık bizim destek noktamız konumuna geçti maalesef.
onun altına indirmek o kadar kolay olmayabilir. Dikkat etmek lazım önümüzdeki süreç zarfında. Peki sana şunu sormak istiyorum. Hemen bunun akabinde soru geliyor aklıma. Yani şimdi enflasyondaki bu düşüş eğilimi acaba Merkez Bankası'nın faiz indirimine doğru itecek mi diye konuşurken bu kurdaki yükseliş hareketleri, bu teknikteki görülen seviyeler test edilirse ya da bu kapanışlar gerçekleşirse Merkez Bankası faiz indirimine gitme senaryosu yerine faiz arttırma senaryosuna geçebilir mi? Tabii onu biraz da bir piyasa bize gösterecek. Şu da olabilir, piyasa bunu aşırı da fiyatla önden fiyatlayabilir. Yani Merkez Bankası faiz indirimi önden fiyatlarsan, eğer bu daha önce yani faiz indirimi esasında olacak etki öncesinde çekilip yaşatılırsa faiz indirim gerçekleştiğinde yeni bir yukarı gidiş olmayabilir. Biz çünkü önden yüklemeli şu anda doları yukarı doğru taşıyoruz. Piyasa beklentisi. Biliyorsun piyasada beklentiler satılır, alınır, gerçekler satılır hikayesi vardır. Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentisini piyasa şu anda satın alıyor. Merkez Bankası faizi indirdiğinde belki öyle bir en noktasına gelmiş olacak ki piyasa Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin TL üzerinde bir etkisinin olmayacağını. Ama dışarıdaki konjonktürde geldiği zaman üstüne bir de öyle bir durumda faiz indirimine gidebilecek mi? Eli o kadar şey olacak mı? Yani alanı, hareket alanı dar olmayacak mı? Yani ben mesela önümüzdeki süreçte faiz indirimi yerine açık söyleyeyim yani konjonktür bana öyle gösteriyor ki belki faiz artırımlarını konuşabileceğiz. Yani daha önce bunları yaşadık. Piyasa koşulları ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor Merkez Bankası. Ama gördüğünüz üzere şimdiki tez ne? Yüksek faiz veriyoruz. Enflasyon üzerinde bir faiz veriyoruz. Politika faizimiz oldukça kuvvetli. Hı hı. Ama yüksek kur, yüksek faiz oldu bu. Bir kazanımımız yok noktasında. Bir sav var, böyle bir sav. Orada değişen bir başkan hikayesinden dolayı bir miktar daha. Evet, yani ben politik olarak hala aynı çerçevede hareket edilme kararlılığı içinde olduğunu düşünüyorum. Ben faiz arttığımdan ziyade faiz indiriminin daha gündemde olma ihtimalinin %51 ağır bastı kanaatindeyim. Evet. Şimdi son olarak özet geçecek olursak dolar TL de altta dikkat etmemiz gereken seviyeleri tekrar bir hatırlatalım. Bir de yukarıda dikkat etmemiz gereken seviyeleri ardından borsaya geçelim. Artık 8.59 bizim için ilk önemli destek noktası zaten daha önceki zirveden kaynaklanan. Bir de 21 günlük ortalama 8.46 önemli ikinci destek noktası. Yani bu 21 günlük ortalamanın biz altına düşüremediği sürece buradaki hareket maalesef kademe kademe yukarı doğru. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Dipler yükselerek gidiyor, dipler yükselerek gidiyor. Bu işin sonunda daha da hızlanır. Yani bir yükseliş trendinin sonlanması kademe 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 de sonunda daha sert bir dalgayla oluşur. Yani en son çubuklar çok uzundur, serttir. Ondan sonrası peşinden mesela şuraya bakarsak. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Burada da başlayan harekette farkındasın. Bu çubuklar nasıl uzuyorlar? Sonra bir sert bir çubuk, sonra peşinden kırıldım. Hareketler genellikle trend dönüşleri o sert çubuk sonrasında gerçekleşir. Belki o hızlanarak belki 9'lara falan götürüp oradan mı döndürecekler, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Evet. Ben hala imsal bir yerden dönecek de nereden dönecek yani bekliyorsun. Yani o dönüş turizm hikayesi, o dönüş belki Biden-Erdoğan görüşmesi, evet. O dönüş. Yani şu an şunu da tartışmaya başladık tekrar. Yani kulislerde bu tartışılıyor. Swap olayı olur mu vesaire. Yani hani ya bir Amerika, şekilde bu Amerika ülkeye para girişiyor. Swap yapılabileceği haberini düşmesi bile bazı şeylerin tersine dönmesi için yeterli olur. Evet, yani orada bunu bile tartışmaya başladığımız tekrardan dönemler geliyor, onu da söylemiş olalım. Yani bir şekilde bu ülkeye yüklü bir para girişi gerekiyor. Yani uzun vadede olabilmesi için doğrudan yabancı sermayenin girişi lazım. Onun için de hukuki altyapıların hazırlanması lazım. Bununla birlikte diğer tarafta yine çok haber akışı da var. 8.59 ve 8.46 alt tarafta izleyeceğimiz seviyeler olduğunu tekrar hatırlatmış olalım. İstersen biraz döviz sepetine bakalım istersen. Evet, sepette de yükseliş söz konusu. Sepette de önemli bir kritik eşiğe geldik. Yani hedef gerçekleşti gibi gözüküyor. Yani şu andaki baktığımız zaman o nedenle buralarda biraz düşünmek lazım. Bizim pivot çizgisi diye hep bahsettiğim sarıyla savunulduğun hep buralardan bir tepki geldiğini, burada dönmüşüz, burada dönmüşüz. Burada mesela trendi döndürmüş.
aynı şekilde aşağıda trendi döndürmüş bir çizgi. Şu anda o bölgenin üstünü biz zorlamaya başladık. İşte demin anlatmaya çalıştım. Zirveleri kırıp ve böyle pivot çizgilerin üzerine atarsak hareketin daha da şiddetlenmesi bekleniyor. O nedenle 9.63 bölgesi çok önemli. Neden diyeceksin? 61.8 seviyesi aslında. 61.8 seviyesi olduğu için, yani FIBO 61.8 hedef seviyesi olduğu için 9.63'lerin kısa vadede sepet kuru adına ve aynı zamanda pivottan gelen bölgeden kaynaklanan, dirençten kaynaklanmasından dolayı oldukça önemli bir nokta. Buranın bir şekilde burayı tutabilmesi lazım. O nedenle bir gelişmelerin olması lazım ki bu bölgenin aşılmasının engellensin. Eğer biz bunu başaramıyorsak yukarıdaki trend çizgisine kadar 9.95'lere kadar hareketin devam etme potansiyeli söz konusu olacaktır. Aşağıda neresi var sepet kuru açısından? Realizasyonlarda gelebileceğimize 9.44, 9.34'ler artık aşağıya kıramadığımız yerler konumuna geçmiş vaziyette. Evet. 9.44'ün altında fiyatlama geliyorsa o zaman bir değişimden bahsedebiliriz. O gelmediği sürece yine burada da bahsettiğimiz önemli ortalamalardan biri. Hep trend boyunca hiç altına sarkmamışız. Evet, sepet kurda 9.63 seviyesi kritik bir seviye olduğunu da tekrardan söylemiş olalım. Tam o bölgedeyiz. 4'te altta izleyeceğimiz henüz kıramadığımız yani bir seviye olarak da söyleyebiliriz. Şimdi borsaya geçmeden önce Viyop 30'daki fiyatlamayı aktarırım. 0.32'lik geri çekilmeyle birlikte 1538 puandan da işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Forex anketini aktaralım. Anket BIST 100 endeksinin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyor. Analistlerin BIST 100 endeksi açılış farklarına ilişkin medyan tahminine baktığımızda 0.97 artış söz konusu, ortalama tahmin ise -0.31 puan seviyesinde. 29 aracı kurum analisti ile yapılan ankette en yüksek beklenti +4.87 puan olurken en düşük beklenti ise -7.73 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılan 29 analistin 18'i pozitif açılış beklerken 13'ü ise negatif bir açılış bekledi. BIST 100 endeksi dün günü 2.60 puan düşüşte 1428 puandan da tamamladığını söyleyebiliriz. Bu tamamlamada da Cenk 35 hissenin artı da 56 hissenin de negatif bölgede tamamladığını da söyleyebiliriz. Bugünkü fiyatlamalarda neye dikkat etmemiz lazım? Kurdaki hareketlenme bir miktar daha borsada aslında iştahı da düşürdüğünü söyleyebiliriz. Dün ABD'den gelen veriler küresel risk iştahını da biraz zayıflattı. Bunlarla korele bir şekilde söylediğimiz zaman Borsa İstanbul bugün bize ne ifade ediyor? Evet, Borsa İstanbul'da dün önemli bir eşik olan 1442 direnç bölgesiydi, bahsettiğimiz. Orayı test etti, 41.25'ler civarıydı. Oradan bir realizasyon geldi. Dünkü yorumlarımızı hatırlarsam 1409 bizim kırmızı çizgimiz, onun altına inmemesi lazım deyip 1411'e kadar geldi. Oradan yine sert bir toparlanma içine girdiğini gördük. 1427-28 o bölgeden kapattı. Şimdi güne Viyop'la başladık. Aslında Viyop'un grafiğine hemen kısaca bakıp tabii, ondan sonra açıldığı için insanlar işlem yapıyor. Oraya bakalım. Viyop tarafında 1538'deyiz. Burada bizim ortalamaların üzerinde kalıcılığın devam ettiğini görüyoruz. Bence burada hala seyir kuvvetli olduğunu belirtelim. Aşılması gereken bölge 1553 net şekilde gözüküyor. 1553'ün üzerine çıkmadığı sürece burada bir sıkışmanın devam etmesi. Yani aşağısı 1430'lar, yukarısı 1553. Bu bölgede bir konsolidasyon, bir sıkışma, bir karar verme. Dipler yukarı doğru taşındığını görüyorum ben burada. Hala burada kuvvetli bir senaryoyla karşı karşıyayız gibi duruyor. Hareket özellikle de şu düşen et kırdığımız takdirde hızlanacaktır. 1550 belki burada biraz daha oyalanıp ondan sonra peşinden bir hareket gelebilir. Riskin minimize edilmesi, burada resim terse dönüyor diyebilmemiz için bizim 1516-1517 bölgesinin altında fiyatlamaları görürsek o zaman bu senaryo, yukarı gitme senaryosu bitti. Tekrardan alt bantta doğru kayıyoruz, ortalamaların altındayız. Resim değişmeye başlıyor. Özellikle bu bölgenin altındaki kapanışta tekrardan aşağıda 1487'lere kadar bir marj açar. O nedenle yatırımcılar şu an için bir risk faktörü yok, onu söyleyebilirim. Hala yukarı doğru gitme arzusu içinde olduğunu. 1530 bölgesini, ilk stoplarını denemelerini, oralarda bakınmaları ama ana stop noktasında 1516-1517 bölgesine koymaları lazım. Onun altındaki fiyatlamalar işin renginin değiştiğini işaret eder. Yönünde değiştiğini işaret eder. Viyop 30'da 1517-1516 seviyelerinin yine önemli kritik seviyeler olduğunu, stopların da ilk stoplarında 1530 seviyelerinde çalışması gerektiğini söylüyor Cenk Akyoldaş. Cenk, BIST 100 endeksine geçelim istiyorsan. Tabii. BIST 100 endeksindeki fiyatlamalar
dolara baktığımızda da dediğim gibi 35 hissenin artı da 56 hissenin ise eksi de olduğunu ve işlem hacminin de düşük olduğunu söyleyebiliriz. Evet, o dalgalanmaya, o dalga boyuna rağmen işlem hacmi yani o dalga boyu aşağı yukarı hareketlere rağmen yine işlem hacmi 18 milyarlarda kaldı, zayıf kaldı yani onu söylemek net mümkün. Grafik haftalık bazdaki grafiğe bakarsak haftalık bazdaki grafik bizim ortalama hikayesi yine gündemde. Kapanışın bugün muhakkak ve muhakkak şu üç ortalamanın üzerinde, 1432 ve üzerinde gerçekleşiyor olması lazım. O zaman ben diyeceğim ki senaryo satın alınmak isteyecek. Her ne kadar dolar tarafından bir baskı geliyor olsa da buradaki hareket yukarı doğru gitmek istiyor diye işaret edecek bana. Sonuçta doların gitmesi burada şirketlerin de dolar bazında ucuzlamasına sebebiyet veriyor. Evet. Öyle değerlendirmek lazım. Kritik eşik olan 1428 bölgesinden kapattık. Çok yakınız bir ortalamalara. Eğer bugünü başarabilir, 1427 Fibo'nun da üzerinde taşıdığımızı görüyoruz kendimizi. Dünkü o sert dalgaya rağmen tekrardan canlanma belirtisi verip o 1411'lerden 1428'e kadar toparlanması, ivme kazanması da bir sinyal olarak algılamak lazım. O nedenle ben hala karamsar noktada değilim. Ben iyimser bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum hala. Ama tabii bu işin gecikmesi tabii ki benim de algımın değişmesine sebep verir. Çünkü bir rally başlayacaksa, bir hareket başlayacaksa, kuvvetli bir hareket başlayacaksa çok fazla gecikmemesi lazım. Dün koşulları tam oluşmaya başlamıştı. Bir satışla karşı karşıya kaldık. Bakalım bugün bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek miyiz? Gerçekleştiremediğimiz takdirde o zaman resim bozulmaya başlar. Tekrardan aşağı doğru baskılanmaya başlarız. Aşağıda haftalık bazdaki grafikte o zaman biz bu bölgeleri aşamıyorsak karar verme noktası eğer terse çevirme noktasındaysa aşağıda nereye kadar 1380'lere kadar bu hareketin geri gelmesi beklentisi içine girmeye başlarım. O nedenle ben hala iyimser taraftan haftanın yukarıda kapanması beklentisi içindeyim. Bakalım gerçekleşecek mi? Evet, günlük grafiğe de bakalım istersen. Hemen, günlük grafikteki seviyeler bize neyi söylüyor? Hemen günlük grafiğe de bakalım. Günlük grafikte de bizim hep bahsetmiş olduğumuz morla grafik, morla trend çizgisi olan, morla çizili olan trend çizgisi ile temaslıyız. Bu güzel bir şey. Üzerine atma çabası içindeyiz. Birebir hemen hemen eşitlendik gibi. Bu bölge, diğer ortalamalarda bu bölgeye çekildiğini görüyoruz. Çok yakınız yani 1432'lerdeyiz. Bu bölgenin üzerine atabilirsek dediğim gibi hareket yukarı doğru ivmelenmek isteyecektir. 1442 eğer bu 32-35 bölgesini aşabilirse 1442-1447'ler direnç noktası. Hareket aşağı doğru çekilmelerde kırmızı çizgi diye belirttiğim hatırlarsan 1409.54 şuradaki. Dün oraya çok yakınsadık 1411 ile o bölgede hemen sert bir tepki verdik. Bu bölgenin altındaki kapanış yani bir kapanış, iki kapanış o zaman resmin bozulduğunu tekrardan 1358-1360'lara kadar hareketin geri çekici. Çünkü denedik olmuyorsa ne olacak bu sefer yayı geri çekmek lazım, gelmek lazım. Onun yaşanacağını işaret eder. O da maalesef ben hala işte dediğim gibi iyimser taraftayım. Hareketli ortalamalar yukarı doğru gitmek istiyormuş gibi izlenimi veriyor. Fiyatlamalar yukarı doğru çekilmek isteniyor. Bunun algısının tersine dönmesinin koşulu 1410 ve altındaki kapanışlardır. Kapanışlardır. Şimdi sonuç dakikaya girerken 240 dakikalık grafiğe de bakalım. Bir de kriptoyu da sormak istiyorum. Elon Musk kırık kalp attı. Kalbimiz kriptolar kırıldı. Aynen kırıldı. Yani artık bu kadar şey oldu. Yani manipülasyona açık. Elon Musk'ın durumları biraz karışık. Çin'de de otomobil satışlarında tarafında da işler iyi gitmiyor. Bakalım ne olacak. Evet. Dönelim hemen 240 dakikalık grafik. Burada da bu şu iğnenin bu kadar aşağı doğru salınıp tekrardan toparlanması iyi bir şey ama bakalım bugünkü resim daha netleşecek. Şurada bizim parabolik ser göstergesi var 240 dakikalıktaki. Parabolik ser düşen trendi bitirdi. İğneyi koydu üstüne. Bu aşağıya attık. Çevirdik. Şu anda burada da dikkati çeken neresi? 1434 ve üzerindeki kapanışa ihtiyaç olduğunu net şekilde gözüküyor. Onun için 1435 diyorum hep. 1435'in üzerine atabilirsek hedef yukarıda 1462 olması beklenir. Bir tur daha gelirsek burada denedik olmadı, burada denedik olmadı. Bu tür gelişler, üçüncü gelişlerde genellikle geçilir. Eğer biz bir daha başarabilirsek o bölgeyi test etmeyi 1460 gibi üzerine atmamız beklenir. Aşağıda kapanış 1422 altında olursa ben o zaman olaya biraz daha soru işaretiyle bakmaya başlarım. 1410 ve altındaki kapanış ben de resmi tersine, algıyı tersine çevirir. O zaman
hedefi aşağıdaki 1360'a doğru çeviririm. Evet, bir miktar daha burada aslında 1462 puanı da takip etmemiz gerekiyor. Yani oradaki üçüncü bir deneme artık belki geçiş sağlayabilir haber akışlarıyla beraber ama bunların olabilmesi için 1430'un üzerinde mutlaka kapanışları da almamız gerekiyor der Cenk Akyoldaş. Cenk, ne yapalım kriptoya yönelik bakalım son bir... Istiyorsun. Evet, lütfen Bitcoin son bir istiyorsun. Dakikaya girerken. Efendim Elon Musk'ın dün akşam yine Twitter'da kırık kalp koyması ile beraber kripto para piyasalarında %5'in üzerinde satıcılı bir seyir söz konusu oldu. Ve Bitcoin tarafında geldiğimiz fiyatlama $36,814. Bitcoin tarafında şöyle söyleyeyim, günlük grafik açısından baktığım zaman bütün ortalamaların altındayız. Bu hoş değil ama şurada ortalamaların kısa, daha kısa vadeli olanlar kafayı yukarı doğru çevirmeye çalışıyor. Şurada bir düşen kanal trend çizgisi var. O bölgenin üzerine atmaya çalışıyorduk. O başarılı olamadı tekrardan. Şu ortalamaların üzerine atabilirsek özellikle 38 bin ve üzerinde fiyatlamaların gelmesi durumda resim iyileşmeye başlar. 38 bin ve üzerine kovalamak lazım. Ne zaman biz 41 özellikle 41.500 civarının üzerine atabilirse o zaman burada tekrardan bir toparlanma içine giriyor demek. Yani düşüşü bitirdi. Yataylaşma tekrardan bir yukarı doğru trend. Dediğim gibi burada dikkati çeken nokta şu 38 bin ve üzeri fiyatlama ilk etapta takip edilmesi gereken ikinci direnç 40 binde özellikle sonra 41.400 bölgesi 41.500 bölgesi çok çok önemli. Esas aşılması gereken buradaki düşüş trendini tamamladık diyebilmemiz için 41.500 ve üzerinde fiyatlamaların alınması gerekiyor. Ama biraz daha zaman alacakmış gibi gözüküyor burası. Evet, yani o zaman da muhtemelen ya öyle bir düşüş gerçekleştirdi ki dip oldu dendi, tekrar bir dip daha oldu. Yani Elon Musk eğer dün o tweet'i atmasıydı burası kripto, Bitcoin yukarı doğru kalkma arzusu içindeydi. Özellikle 240 dakikalık grafik açısından baktığımız zaman ortalamalar tarafında 100 barlık ortalamayı test edip üstüne doğru çıkmaya çalışıyordu. Eğer onun üzerine atabilse zaten aşağıdaki daha kısa vadeli olan 50 barlık, 21 barlık, 10 barlık ortalamalar al sinyali üretmişti. Ha. Yukarı doğru götürecekti. Şimdi tekrar ortalamaların altına indirdiğini görüyoruz. Burada yine net şekilde Elon Musk bir operasyon çekiyor. Evet, Elon Musk'ın yani kalkmasına izin vermedi. Muhtemelen açık pozisyonda. Ben onu söyleyeyim. Anladım. Bakalım. Bundan sonraki süreçte yine takip ediyor ve izliyor olacağız efendim. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Cenk, iyi hafta sonları diliyorum sağ sana ol, şimdiden. 12 saat 12'de Cenk Emtia Piyasası'nda sizlerle birlikte efendim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım Trader, beklenti raporunu sundu.